Tekrar merhaba. Gerçekten programın bu bölümünde önemli bir yayına yayıncılığa imza atacağız. Çünkü bugüne kadar ekranlara çıkıp konuşmayan kendisini ifade etmeyen bir ismi ağırlıyoruz. TÜBİTAK eski başkan yardımcısı Hasan Palaz konuğumuz. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Tarık Bey. Hasan Palaz'ı kamuoyu son bir yıldır hakkındaki iddialarla ve en son böcek davasıyla tanıyor. Böcek davası şu. Aralık 2011 yılında Başbakanlık Ofisi'nde bir e, böcek bulunuyor. Yani Başbakanlık görevlileri, Başbakanlık danışmanı marifetiyle e, Milli İstihbarat görevlileri eşliğinde yapılan bir arama neticesinde son derece karışık bir olay bu. Bütün bunların detaylarına bakacağız. E, öncelikle Başbakan'ın nekahat döneminde olduğu e, bir evreyi de kapsıyor. Yani Başbakan Ankara'da değil İstanbul'da. ...ameliyat olmuş ve ondan sonraki... ...dekahat dönemi geçiriliyor. O esnada Ankara'daki Başbakanlık... ...ofisi boş. Ee, orada birkaç... ...arama yapılıyor veya arama... ...yapılacağına dair Milli İstihbarat'a... ...haber gidiyor. Milli İstihbarat... ...bir ekip oluşturuyor. İçişleri Bakanı... bakanı ...dönemin Başbakanlık... ...Müsteşarı Efkan Ala'nın bir talebi oluyor. Efkan Ala'yla Hakan Fidan dönemin... ...MİT Müsteşarı arasında bir... ...görüşme trafiği oluyor... Sonra MIT görevlileri tamamdır gelin arama yapabilirsiniz deniyor onlara ve Aralık 2011'de gidiyorlar ve Başbakanlık Ofisi'nde Başbakanlık Danışmanı gene dönemin şimdi Cumhurbaşkanlığında Mustafa Varank e, nezaretinde bir priz içerisinde çoklu bir priz içerisinde bir böcek bulunuyor. O fotoğraflanıyor ondan sonra TÜBİTAK'a gönderiliyor vesair e, ve e, ondan sonra da TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz'ın da adının çokça sık, da, sık geçtiği bir süreç başlıyor. Fakat bu işin e, gündeme gelmesi, konuşulması ve dava konusu olması için aradan 3 küsür yıl geçmesi gerekiyor. Arada bayağı sürüncemede kalıyor bu konu. Çok fazla üzerine gidilmiyor vesaire. Zira bahsettiğimiz tarih Aralık 2011. Böcek, böceğin bulunduğu tarih. Şu anda Ocak 2015'teyiz. Varın siz e, hesap edin süreyi. Bütün bunları konuşacağız. Ee, ve e, TÜBİTAK'ın e, buradaki fonksiyonu konuşacağız. Hasan Palaz neyle itham ediliyor? Buna cevapları nelerdir? Bunu burada ilk ağızdan anlatacak. Ama önce dilerseniz Hasan Palaz'ı tanıyalım. Hasan Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Hasan Palaz kimdir? Ee, ve TÜBİTAK'a başkan yardımcısı olduğu sürece kadar neler yapmıştır? Anlatır mısınız eğitiminizi e, ve yaptığınız çalışmaları? Ve nasıl TÜBİTAK'a geldiğiniz? Evet şimdi ben tabii Balıkesir doğumluyum. İlk öğretimimi ve e, ortaokulu orada okudum. E, 3 yaşındayken babamı kaybetmiştim. Babasız büyüdüm. Biz 7 kardeştik. E, babam köyden kente göç etmiş. Kendisi kasaptı. E, daha sonra annemle birlikte büyüdüm. E, liseyi tek lisede okudum. Oradan mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi elektronik mühendisliğinden mezun oldum. Eee... Kısa bir süre özel bir şirkette çalıştım bir yere yakın. Hem çalışırken de e, İngiliz hazırlık sınıfında okudum. E, yüksek lisans yapmaya başladım yani İTÜ'de, Kontrol Bilgisayar Anabilim Dalında. 90 yılın 30 Mayıs 90'da da derslerimi bitirmiştim. Dersleri bitirdikten sonra o zamanında da TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine girdim, Elektronik Bölümüne araştırış olarak başladım. Yani TÜBİTAK'taki iş hayatı'm aslında. Daha önce kısa dönem bir, bir sene yakın bir şirkette çalışmıştım ama asıl iş hayatıma TÜBİTAK'ta başladım. 1990 yılında başladım. Araştırma görevlisi olarak. Araştırmacı olarak başladım. Evet. TÜBİTAK'ta ünvanlar işte araştırmacı, uzman araştırıcı, sonra baş uzman araştırmacı olursunuz. Ayrıca evet. işte yönetici görevli alırsınız, proje yöneticiliği yaparsınız, grup yöneticiliği yaparsınız. Daha sonra işte enstitü müdür yardımcısı, enstitü müdür olursunuz veya araştırma merkezi ise başkan yardımcısı veya başkan olabilirsiniz. Bir de işte TÜBİTAK'ın başkanı ve başkan yardımcıları var. Yani aslında çok fazla bir pozisyonu yok. Hangi konuda iyisiniz Hasan Bey? Yani Uzmanlık ee, alanınız ben nedir? Ben TÜBİTAK'ta başladığımda e, kısa bir süre kontrol teorisi üzerine çalışmıştık. Ama daha sonra sinyal işleme çalışmaya başlamıştık. Çünkü askeri projeler vardı. Sonar projesi gibi projeler vardı. Daha sonra da e, o zaman elektronik bölümde zaten silahlı kuvvetlere kripto cihazı geliştiren bir grup vardı. <laughs> e, o grubun yaptığı güzel çalışmalar vardı. E, o çalışmalar büyümeye başlayınca biz de e, ses milli ses emniyet cihazı üzerine çalışmaya başlamıştık. Hatta Türkiye'deki ilk Milli Ses Emniyet cihazında e, benim yöneticiliğim yaptım. Grup geliştirmişti. Milli Seç 1 diye bir cihazlar vardı. Daha sonra Milli Seç 1 ağlarını e, geliştirmiştik. O da şöyle rahmetli Turgut Özel Amerika gittiğinde e, George Bush'un masasında bir tane telefon görüyor. Böyle büyükçe siyah bir telefon. İşte Bush'a soruyor baba Bush'a bu nedir falan diyor. O diyor ki işte ya Secure Communication cihazı diyor. Biz bununla güvenli konuşuruz falan deyince rahmetli Turgut Özel Türkiye dönüyor. Diyor ki ondan istiyorum ben de biz de Hı -hı. görüşeceğiz ya Ondan hatta bir e, böyle yüzlerin Birkaç yüz tane alıyorlar, i̇şte çeşitli makamlara koyuyorlar, hı hı. E, silahlı kuvvetler ağırlıklı olmak üzere e, o cihazları kullanmaya başlıyorlar. Daha sonra silahlı kuvvetler bunu milli olarak geliştirmesini istemişti ve bize proje vermişti 1995 yılında. İşte 97 yılından itibaren de mi seç bir cihazları kullanmaya başlamıştı. Şu anda işte binlerce cihaz kullanılıyor, e, yurt içinde, yurt dışında, dışişleri bakanlığında, bakanlıkta ama büyük çoğunluğu tabii silahlı kuvvetlerde. Silahlı hı hı. kuvvetler bilgi güvenliğine çok önem veren bir yapısı var eskiden beri o şekilde biz çalışmaya başlamıştık. Daha sonra grubumuzda o cihazın farklı türevlerini geliştirdik. Mesela Mise 3 diye geliştirdiğimiz bir cihaz var. Şu anda savaş uçaklarımızda, F-16'larda, gemilerde, denizaltılarda hem VHF, UHF hem de EHF ters haberleşmesinin kriptolanmasında kullanılıyor. tek cihazı hem milli modda hem NATO modda kullanabiliyorsunuz. Mesela böyle geliştirdiğimiz güzel cihazlar da var. Oldukça ciddi emeklerimiz var o konuda yaptığımız daha sonra biraz ses sistemi üzerine falan da çalışmıştık. çünkü askeri haberleşmede yapılan ses haberleşmesindeki kalitenin ölçülmesi işte kelimenin tanınması gibi çalışmalarımız da olmuştu. Hı hı. bu şekilde hatta o zaman biz elektronik Marmara Araştırma Merkezi'nin elektronik bölümüydük. Bu yapılan kriptoloji çalışmaları büyüdüğü için eee Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'ne dönmüştü. ve daha sonra da bağımsız Enstitüsü haline gelmişti. Yani direkt TÜBİTAK başkanlığa bağlı ve enstitü haline dönüşmüştü. Hep o dönemde ben e, TÜBİTAK'taydım. Hı hı. 2006 yılına kadar çalıştım bu şekilde. E, 2006 yılında artık e, TÜBİTAK'taki kariyerimde çok fazla bir şey yapamayacağımı düşündüğüm için ve de sözleşmeli olan birçok projelerimizde bitirdiğimizden dolayı ayrılmak istedim. Özel sektöre hı hı. geçtim. Birkaç arkadaşımızla bulduğumuz bir sermayelerle özel bir şirket kurmuştuk. Bu şirkette de genelde asker Elektronik üzerine çalıştık. Mesela frekans atlamalı bir silahlı kuvvetlere uydu modem geliştirdik. Şu anda bildiğim kadarıyla geçen yapılan sözleşmeyle bu sene üretime girdi ve silahlı kuvvetlerde kullanıma girecek mesela. Ayrıca TÜBİTAK'tayken de çok yoğun olarak NATO çalışmalarına katıldım. Birçok teknik gruplara çalıştı, katıldım. Yani buradan çeşitli NATO standartlarının geliştirilmesi konusunda yoğun çabalarım oldu. Ayrıca NATO'da düzenlenen birçok sempozyumda da bu konularda beni davetli konuşmacı olarak çağırırlardı. Ciddi birikimlerimiz vardı. Tabii hem NATO ajanslıkları ile hem de NATO üyesi olan diğer ülkelerle de çok sıkı ilişkilerimiz vardı. Bilgi paylaşımı yapardık NATO üzerine. Oldukça teknik gruplarda yoğun olarak görev aldım. Özel sektörde bir 5 sene çalıştım. Çünkü hem ortaktım hem çalışıyordum. Güzel bir dönemdi çünkü güzel bir şirketi. Biz büyütmüştük çok orijinal çalışmalar yapmıştık mesela o yaptığımız çalışmaların bir tanesi de yayıncılık üzerineydi. Bu işte farklı 5-6 tane GSM şebeke üzerinden işte canlı yayın üzerine yapabilen bir cihaz falan da geliştirmişti. Ya bizim Lavio dediğimiz ya da böyle üç keyle evet, evet, yaptığımız evet, yayın bende. Şu benzerim. anda işte e, reklam ismini vermeyeyim reklam olur diye. <laughs> evet. <gülüyor> e, kullanılıyor. Hatta Hı -hı. geçen e, mahkeme çıkışında görmüştüm. Bazı hı. televizyon kanalları kullanıyorlardı o cihazı. Hı hı. Oldukça hoşuma gitmişti. Yani bu tip böyle çok farklı Hı -hı. Data üzerinden yayınlar falan evet, yapılmaya başlandı. Evet, evet, işte böyle çok güzel orijinal sistemler geliştirmiştik. Ciddi derecede bir ürün geliştirme, teknoloji geliştirme üzerine birikim oldu. 2011 yılında geldiğimizde ise işte TÜBİTAK'ta bir yönetim değişikliği oluşmuştu. Ben de o zaman ben ayrıldığımda Uluslararası Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü'ydü. Daha sonra bu enstitü işte bir araştırma merkezine dönüşmüş ve adı Bilgem olmuştu. Hı hı. Orada ciddi böyle sıkıntılar, çalkantılar olduğunu duymuştum. Öyle bir bayramdı herhalde. O zaman ziyaretime gelen birkaç arkadaşla takılmıştı bana. Ya demişler de çok ciddi sıkıntı var, işte yönetici bulunamıyor, çalkantı halinde çok sıkıntı var, araştırıcılar rahatsız falan. Düşünmez misin dönmeyi demişlerdi bana. Yani gel işte tecrübenle. E aday ol, belki yönetici olursun falan demişlerdi. Ben de aday oldum yani. Gittim o zamanki TÜBİTAK Başkan Yardımcısı'na dedim. Yani ben dönebilirim TÜBİTAK'a. Ama hı hı. tabii ortaklarımla konuştum. Onlardan izin aldım. Dedim hisselerimi size satayım. Ben TÜBİTAK'a geçmeyi düşünüyorum dedim. O şekilde tekrar TÜBİTAK'a döndüm. 2011 Ekim ayında TÜBİTAK'a döndüm. Bir süre sonra işte TÜBİTAK'ta e, Bilgem Başkanlığına vekalten atandım. E, o söylediğiniz olaylar esnasında da aslında e, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı değildim az Yani sadece Bilgem'den sorumluydum. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı'na atamam da işte 2012 Eylül ayıdır yani. Bilgemin açılımı nedir? E, ee, Bilişim ve Bilgi Güvenliği e, Araştırmalar Merkezi. Hı hı. E, ne zaman Başkan Yardımcısı oldunuz TÜBİTAK? Yani TÜBİTAK Başkan Yardımcısı olmam Eylül 2012. Hı, hı Yani çok yoğun çalışmalar yaptığım için de o zaman işte gerek TÜBİTAK Başkanı gerekse o dönemin bakanı beni e, vekaleten Başkan Yardımcısı olarak atadılar. Ve o zaman gene aynı şekilde ben savunma ve Bilgi teknolojilerini çok iyi bildiğim için o ensütlerden sorumluydu. Hı hı. Diğer ensütlerin sorumluluğunu çok kısa bir süre dönem aldım ama çok da yapmak istemedim. Zaten çift pozisyon olunca çok yoğun bir dönemdi. Ee, sadece kendi konumla ilgili olan ensütlerin sorumluluklarını almak istedim. Ben e, şöyle kameraya da tutacağım. Sizin Twitter adresinize girdiğimde evet. e, böyle... E, Günün Şimdi başınızda bir sürü iş var. Birazdan evet. konuşacağız. Bu konularla ilgili e, tweetler olur. Evet. Kendinizi savunduğunuz şeyler olur falan diye düşünürken böyle teknik konularla ilgili tweetler dikkatimi çekti. Mesela en son attığınız tweetlerden biri Amerikalıların elektromanyetik topları balistik ve süpersonik füzelere karşı savunmada kullanılacak demişsiniz. Burada üç kare fotoğraf paylaşmışsınız. İşte diyorsunuz ki Amerikalıların kullanımdaki askeri uçaklarının fiyatları ve bir saatlik uçuş maliyetleri. Evet. Yine e, akıllı pedal, hareket sensörü, GPS, mobil bağlantıyla çalışma, konum, hareket, gidilen yol, enerji bilgileri. İşte bir firmanın çamaşır makinesi klasik makinenin altında bulunan küçük makine az çamaşırda tasarruf sağlıyor meselesi. İşte Sacramento, San Diego arasında 30-68 milyar dolarlık Kaliforniya'nın hızlı treni bilmem inşaata başlıyor falan. Hep teknolojik şeyler. Yani siz yani şöyle söyleyeyim. E, teknolojiden hiç kopmamışsınız. Hep böyle dünyada evet. e, enteresan olayları hala Twitter'dan paylaşmaya ve bunlarla yaşamaya devam ediyorsunuz. O Çünkü bana ben enteresan şöyle geldi. şöyle anlatayım. Ee, <laughs> biraz da hoş bir an aslında. birlikte güleriz. Ben aslında ilk öğretimde ve ortaokulda çok başarılı bir öğrenci değildim. Hı. Karnelerimi hep saklıyordum. Ee, oğullarım karnelerimi bulup baktıklarında bayağı gülmüşlerdi. Ya baba sen bize çok yükleniyorsun ama şu ilkokul ortaokul karnene bak hani. Çok iyi bir öğrenci değildim, parlak bir öğrenci değildim. Senin ne zaman ki kırıklarla doluymuş falan evet, belki. yani kırık yoktu ama işte Yani orta bir öğrenci. Oh, evet. Yani öyle çok süper bir öğrenci değildim, Hı -hı. orta bir öğrenciydim. Daha sonra teknik seviye başladığımda ben gerçekten teknik konulara girdikçe çok sevdiğimi, meraklandığımı ve işin hocalarımız lisede tabii çok teorik anlatamıyorlardı. Arkasındaki gerçekleri çok merak ederdim. Hı -hı. E, müthiş derecede çalışırdım ve o zaman kendimi göstermişimdir ve hani her insanın bir açılılma dönemi vardır ya böyle hızlanma Hı -hı. ivmelenme. O benim için lisedir. Teknik konulardır. Eee da eskiden nasıl çalışır diye bir ansiklopedi çıkardı. Onun fasiküllerini alıp biriktirmişimdir. Hala evde durur ve onun her fasikülünü okurdum yani. Hı -hı. Yani böyle bir teknoloji, makina, teknik şeylere karşı aşırı bir ilgim olduğundan dolayı hala bu devam eder. Ya işin hep aslında arkasındaki gerçekleri anlamaya çalışmışımdır. O yüzden mühendis olmak istedim. Mühendis olunca da zaten arkasındaki teknik birikim, nasıl matematikle modellendiğini, nasıl çözüldüğünü, yani, yani kainatın gerçeklerini anlama merakım oldukça fazladır. Her şeyin temelini, merakını, arkasındaki gerçekleri araştırırım yani. O yüzden de e, bu teknolojik şeyleri sürekli takip ediyorum. İşte bunu da benim takip eden insanlara da bilgilendiriyorum. Kaynakları hı hı. her gün okurum, sürekli okurum, takip ederim. Evet. Onlara da işte böyle hoşuma gidenleri kısa kısa, özet olarak Twitter'da biliyorsunuz çok uzun yazma imkanı olmuyor. Meşru, meşhur meşhur Pascal'da öyle bir sözü vardır hani Hı -hı. zamanım olsa daha kısa yazarım diyor. Evet. Twitter açıdan iyi. Bir Fazla... resme uzun yazıp o resmi paylaştığınızda gene bir makale gibi bir şeyi paylaşabiliyorsunuz. Evet yani evet. evet ya da yani, bir yere link verebiliyorsunuz. Evet. Bir blog veya işte ne bileyim Doğrudur. Facebook'ta bir yere link verebiliyorsunuz. Öyle teknikleri var. Yapıyorlar. Doktor Hasan Palaz, dr Hasan Palaz, e, dr. Hasan Palaz'ın e, Palaz Twitter adresi merak eden girip bakabilir, inceleyebilir. TÜBİTAK konuşacağız bu programda. TÜBİTAK ne? Onu bir özetleyeyim ben. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. TÜBİTAK'ta bu uzun ismin kısaltılmışı. Bilim, teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme, popülerleştirmeyi amaçlayan bir kurum. Başbakanlığa bağlı resmi bir devlet kurumu. Bunun da altını çizelim. 1963'te dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından kuruluyor. Yani yaklaşık 50 yıllık bir kurum çok geriye doğru eski bir mazisi yok. Yaklaşık 50 yıllık bir kurum. Özellikle son yıllarda yaptığı bilimsel araştırmalar ve çalışmalarla ortaya koyduğu ürünlerle dikkat çekiyor. Ve TÜBİTAK bu gerek dinleme, montaj ya montaj denilen dinlemeleri analiz etmesi gerekse bu böcek olayında yaptığı incelemelerle gündeme geldi. Şimdi isterseniz konumuz bu. Ana konu bununla başlayalım. Ben biraz girişte özetledim. Aralık 2011'de Başbakanlık Ofisi'nde Ankara'da, Başbakanlık Makamı'nda bulunan MIT görevlileri ve Başbakanlık Danışmanı tarafından bulunan, fotoğraflanan bir üçlü priz galiba ya da dörtlü priz neyse. O dörtlü ya da üçlü prizin, çoklu priz diyelim, çoklu prizin içine yerleştirilmiş bir böcek bulunuyor o priz açılıyor fotoğraflanıyor ve galiba o düzenek sizin önünüze geliyor bize anlatır mısınız süreci nasıl oldu şimdi tabii ben öncelikle şunu belirteyim burada tabii kendi adıma konuşuyorum ve kendi yaşadıklarımı evet biz de onu öğrenmek millet istiyoruz milletiyle paylaşacağım evet. yani benim gözümden neler oldu onu sizinle paylaşmaya çalışacağım tabii. işte Ocak 2012 idi ee, ben o zaman e, gerek Aralık'ta da e, TÜBİTAK'a döndükten sonra işte e, Kasım Aralık'ta da biz çeşitli projeler için MIT'le görüşmelerimiz... Siz Eylül 2012'de döndüm evet, demiştiniz. Evet işte Kasım'da Eylül sonu gibiydi işte Kasım Aralık'ta da MIT'le görüşmelerimiz devam ediyordu. Çünkü o zaman Bilgem'de MIT'in yürüyen projeleri vardı ve yeni ne gibi projeler yapılabilir, nasıl çalışmalar yapılır da görüşmelerimiz devam ediyordu. Sürekli Hı -hı. E, MIT kampüsüne ben gidiyordum onlar geliyorlardı. E, bizim imkan ve kabiliyetlerimizi biliyorlardı açıkçası onlarda. O yüzden 2012'de bir kişiye özel gizli bir yazıyla bize bir yazı, bir ulak getirdi bunları tabii ki. Ve çeşitli cihazlar geldi. Biz yazıyı açtığımızda, işte cihazları da açtığımızda dediğiniz gibi çoklu prizler, içinde, içinde böcek denen dinleme cihazları ve yazıda da bizden şu isteniyor. Ya bu cihazı kim üretmiştir, nerede üretmiştir, ne zaman üretmiştir, içindeki işte programlara ulaşılabilir, kimin ürettiği bulunabilir mi? Ayrıca bunun ne zaman kullanıma girdiği konusunda analizler yapılabilir gibi sorular soruluyordu. Biz de tabii MIT'le ilişkilerimizi çok geliştirmek istiyorduk o dönemde. Daha önce hani çok açıkça söylemek gerekirse TÜBİTAK'la MIT ilişkileri iyi değildi o döneme kadar. Ben e, 16 sene işte 90'ların 2006'ya kadar TÜBİTAK'ta çalıştım. 2006'da da tabii istifa ederek ayrıldım. Onu da belirtmem lazım. Çünkü bazı gazeteciler atıldığımı söylediler. Hı hı. O yüzden onu burada belirteyim tekrar. İstifa ederek ayrılmıştım. O yüzden biz MIT'le ilişkilerimizi geliştirmek istiyorduk. Birlikte daha güzel çalışmak yapmak istiyorduk. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki kurumlarda her zaman bir itiş-kakış vardı. Biz bunu sinerjiye dönüştürmek istiyorduk açıkçası. O yüzden de MIT'in bu isteği konusunda gayretli bir çalışma gösterip onlara güzel bilgiler sağlamak istiyorduk. Tabi bize bu gelen yazı aslında bir resmi bilirkişilik değil. Biliyorsunuz resmi bilirkişilik mahkemeden gelir. Bu bir teknik istekti yani birçok devlet kurumları bize teknik istekler gelirdi bu şekilde ve biz onlara bazen hızlı cevap verirdik bir analizde, kısa bir danışmanlıkta veya bir onu bir projeye dönüştürdük. Ve o işte ona ilişkin çözümleri, yazılımları hazırlar, daha sonra kendilerine sunardık. Bu bir teknik destek olduğu için eee bunda iki aşaması vardı. Bir elektronik bir çalışma, analiz yapılması gerekiyordu. Bir de kimyasal bir çalışma yapılması gerekiyordu. İşte bizim Bilgemde tabii ki elektronik araştırmayı yapmak, elemanlarımız, altyapımız, her şeyimiz vardı. Fakat kimyasal ilgili kısmı Hemen Gebze Kampüsü'nde bilgemle Marmaraşma Merkezi yan yana Marmaraşma Merkezi'nin kimya enstitüsü var. Oradan destek aldık. E bu arkadaşı ben görevlendirdim bu konuda bir baş uzman araştırıcı arkadaşı. O her iki e, kendi yaptığı elektronik analizle e, Marmaraşma Merkezi kimya enstitüsünden gelen e, kimyasal analizleri ikisini birleştirip raporladık. Ve biz bunu bir üst yazıyla Mite yolladık. Daha sonra e, MIT'ten tekrar herhalde Şubat civarında tekrar bir yazı geldi. Tekrar daha böyle spesifik bazı işte özellikle şey üzerine durulmaya başlamıştı. Yani buradaki e, böcek cihazları e, çok da prizin içine bir e, silikon benzeri maddeyle sabitlenmişti. Yani işte burada e, Böcek cihazının bir besleme devresi var, işte şebekeden besleniyor. Böcek cihazının elektroniği var, iki tane mikrofonu var, bir tane anteni var. Bunlar o silikonla güzelce yerleştirilip, sistem için yerleştirilmiş, sabitlenmiş. Tabi bize geldiğinde dağınık haldeydi yani, böyle Hı. parçalanmış haldeydi. Ee, o silikonun donma süresi çıkartılmıştı. Yani şimdi şöyle bir şey, bunu hazırlayan kişi aslında bunu hazırlamış, o silikon donmuş, daha sonra bunu götürüp diyelim ki mekana bırakmış. Evet. Aslında bizim yaptığımız ne? Onun hazırlanma süresini tespit yani mekana bırakılma süresini tespit etmez, mümkün değil zaten. Doğru. Ayrıca o elektronik sistemin ne zaman üretildiğini bilmeniz mümkün değil. Yani yapılabilecek tek bir çalışma olduğu için bu yapılmıştı ve raporlanmıştı. Şubat ayında tekrar işte biz o zaman tahmin ediyorum herhalde bir iki gün aralık çıkmıştı analizde. Bunun işte sadece tek bir güne düşürülmesi istenmişti. O zaman tekrar biz e, kimya kimya enstitüsündeki işte bu konuda çalışan bir uzman arkadaş, polimerler konusundaki uzman bir arkadaş bu çalışmayı yapmıştı. O ondan tekrar istendi. O tekrar analizini daha net bir hale getirip bir gün verilmişti. Ne yani, günü? Yani 4 Aralık diye hatırlıyorum herhalde. Yani en şey olabileceği Aralık zaman 4 Aralık Silikonun yani donduğu tarih mi? Tabi tabii tabii. tabii. Silikon donduğu tarih olarak 4 Aralık verilmişti. Evet. Yani şey işte diyelim ki oradaki daha sonra ikinci de daha fazla parça ile analizler yapılarak işte artı eksi böyle Hı -hı. birkaç günlük bir tolerans çıktığı da bulunmuştu. Hı -hı. Böyle bir tarih verilmişti ve bunu tekrar biz raporladık. Evet, bir sonra mi? MİT'e bir yazıyla yolladık. Hı, -hı biz bu yolladıktan sonra olayın tabii ama şunu da belirtmekte fayda var. Bize geldiğinde şeyi bilmiyoruz biz. Nerede bulunduğunu bize söylemediler. Zaten hı. yani mit personeli de böyle bir şey sormamız mümkün değil. Hı hı. Ben hep anlatırım. Yani. İstihbaratçılarla tanışırsınız ise ismini söylemez, makamını söylemez, organizasyonunu bilmezseniz. Hı hı falan. yani e, bir şey sormadık. Zaten mitin görevi değil midir bu? Yani bir yere bir cihaz koyar, cihaz bulur. Zaten hı hı. yani istihbarat teşkilatının hani ne diyelim çok klasik işleri bunlar Belki yani. de Başbakanlıktan çıktı. Aklınızın köşesinden bile geçmiyor. Yok öyle bir şey yok. Hı hı. Yani biz hani böyle yurtdışında bir operasyonda bir yerde bulmuş olduğunu düşündük tabii. Bilmiyoruz hı hı. tabii. Ee, 2012 ortasıydı herhalde. Haziran veya Temmuz civarında e, Başbakanlık Terör kurulundan bana bir telefon geldi. İşte davet ettiler beni. Hı hı. Ben tabii konuyu bilmiyorum. Gittim konu bu böcek olayıymış. Dediler işte sözlü ifadenize başvurmak istiyoruz dediler. Ben de bu tabii dedim yani problem nedir yani? Ne anlatmamı istiyorsunuz? İşte yapılan çalışmaları anlatmamı istediler. Ben de orada sözlü olarak ifade verdim ve yaptığımız çalışmaları anlattım. bu çalışmaları anlattıktan sonra oradaki bir müfettiş arkadaş herhalde bana dedi ki ya nerede bulunduğunu biliyor musun falan dedi. Vallahi dedim bilmiyorum dedim ya yani istihbaratçılar bize öyle şeyler söylemezler. Hani biz de prensip olarak çünkü biz hep uzun yıllar bilgi güvenlik kriptoloji çalıştığımız için ya yani ihtiyacımız olmayan bilgiyi kimseye sormayız. Çünkü bilmek de Hı -hı. E, bildiğiniz zaman onu kıymetini bilip saklamak, ifşa etmemek de çok önemli bir şeydir. Yani ne kadar az bilirseniz aslında başınıza o kadar az <laughs> belaya girer yani. Hı -hı. O yüzden biz de sormamıştık yani. Hı -hı. Orada bana afişte de çıtlatlar dediler ya bu işte başbakan ofiste bulmuş falan diye. biz de oh, yapmayın ya falan dedik hani ilk defa böyle bir şey bilgimiz oluyor falan öyle öğrenmiş olduk yani Hı -hı. E daha sonra zaten 2010 yılı başı itibariyle biraz basında da çıktı hatta e, o zaman e, başbakan bir e, bir televizyon programında da açıklamıştı diye hatırlıyorum herhalde evet, Sonra gazete düşmeye başladı. Zaten. Yani Başbakan'ın i̇şte, bir televizyon programında bahsetmesiyle. Evet. 2013 başında tekrar MİT'ten bize bir Benim yazı geldi. Benim ofisimden gel böcek çıktı diye evet, söyleyince evet, evet, ortaya evet. çıktı. İşte, Gazetelere de o zaman düşmeye başladı. 2013 başında bize herhalde tekrar bir MİT'ten yazı gelmişti. İşte tekrar e, bu kullanılan yöntemin, işte bu silikon donma süresinin yapılan analizin ne kadar doğru olup olmadığı sorgulanıyordu yazıda. Bir de ayrıca e, işte bu e, Başbakan'ın ofislerinde ee, böcek aramaları yapılıyormuş. Onlara ilişkin bazı tutanaklar varmış. Onları bize yolladılar. İşte bu tutanaklarda hepsi aynı anda mı yazılmış, aynı mürekkep mi, aynı kalemle mi yazılmış gibi ee, bizim yine bilgem geliştirdiği bir cihaz vardı. O cihazla bunların işte analizlerin yapılması istenmişti. Tekrar biz onları hepsini raporlayıp tekrar siz o dönemde bir sunduk. Ee, epey bir süre önce bu böcek iddiaları tekrar 2014'te gündeme gelince yani yaklaşık 3 sene sonra, 2,5 sene sonra siz dediniz ki e, o, o iddianız çok konuşuldu. E, biz bir rapor hazırladık ve sonra raporu değiştirmemiz istendi. Nedir bu hikaye? Şimdi şöyle anlatayım. <laughs> biz hep dediğim gibi ben her bunu raporladıktan sonra ya herhalde bu olay kapandı. Bir savcıya gitti. Bir şeyler oluyor. Kapanmış. Diye Üzerinden aylar yıllar geçiyor. Yani, hep böyle espri de yapıyorum. Hani Feride Sokağı'ndaki canavar Hı. gibi sürekli canlanan bir konu. İşte 2013'teki bu son yazılardan sonra da büyük ihtimalle bir yere ulaştığını düşünmüştüm ben ama Hı. Kasım'ın sonuydu yani. Bana gene Başbakanlık teftiş Kurulu'ndan yine telefon geldi. Buyurun işte sizi davet ediyoruz dediler. gene gittim ben tabii. Nedir Hı -hı. dedim. Yani bu sefer dediler ki işte yazılı ifadenizi almak istiyoruz. Hı -hı. Tabii dedim. Hı -hı. Yazılı ifade verdim. Altını imzaladım. Ee, odadan çıkarken işte müfettiş arkadaş benimle birlikte arabaya kadar beni geçirdi. Başbakanlık müfettişi. Evet. evet. Kasım 2013. Kasım 2013'ün tam sonu. Evet. Yani 27 Kasım olabilir. Tam tarih hatırlamıyorum Hı -hı. ama sonu yani. İşte bir bana... aralık falan yok, onun için özellikle altını çiziyorum. Aa, evet evet evet, işte tam o dönemde yani bana ee, yani bunun biraz daha geriye gitmesi gerektiğini tarihin yani 10 gün e, benim için hoş olmayacağını böyle bir değişiklik istendiğini söyledi. Ben tabii çok şaşırdım yani böyle ya o gün de biraz yorgundum böyle çünkü ben sürekli Gebze-Ankara e, çift makamı olduğu için sürekli gidip geliyordum. Çok şaşırdım yani bir garip oldum çünkü hani iki yıl önce yapılmış bir iş. Hani Bir de ben artık kendim yapmamışım yani hani bir işin koordinasyonunu yapmışım, Hı -hı. başkaları yapmış, böyle Nereden bir şey istemiyorum. bilmeden yapmışsınız hatta. E, tabi tabi tabi. yani e, onu mahkemede ifade etmiştim. Mesela Hı -hı. o kimya üstünde çalışan araştırıcı bile tanımıyorum yani. Hı -hı. Mahkemede hakimiyet öyle demiştim yani şurada avukatlar Yani arası. size bir düz düzenek getiriyor, siz evet. bunu inceleyip raporluyorsunuz. evet bir yani de sene yani geçiyor. bu bir... Dediğim gibi teknik destek çalışması. Bir başbakanlık müfettişi evet. size diyor ki sen bu raporun tarihini bir 10 gün geriye at yoksa. Hani e görevinden alırsın falan deyince böyle çok şaşırdım. Hani garibime gitti ya ne demek hani nasıl bir şeydir falan hani ondan sonra. Daha sonra Gebze'ye döndüğümde de başkan yardımcım arkadaşa söyledim. Ya dedim böyle böyle bir konu var. Ee, sen dedi bu konuyla bir ilgilen bir araştır. Yani bu, bu, hakikaten olabilecek bir şey mi? Yani bize böyle bir şey söylemesi mantıklı mıdır? Bu adam kimdir? <laughs> Böyle bir e, dediği olur mu diye e, araştırdık. Hatta daha sonra biz e, mitle birlikte aralık ayında şeye gittik. Amerika'ya gittik bir teknik seyahate gittik. O teknik seyahatte de e, tam Denver havalındayken de gene bu müfettiş arkadaşla bir telefon görüşmemiz oldu. Yani pazartesi <laughs> bir, tabii Denver'da gece saat 2 falandı ama Türkiye'de 9-10 civarıydı. Böyle bir telefon görüşmemiz olmuştu. Hatta başkan yardımcım gene yanımdaydı. Dedim gene aynı konu oldu telefonda falan yani uyku sersemi, şey yorgun böyle zaten hani e, uçakta katlanmışız saatlerce yolculuk işte Chicago'da kar olmuş beklemişiz falan ya dedik ya ama ne saçmışlar öyle şey mi olur yani sonuçta deyip geçip gittik yani ciddiye almadık aslında bize yani ya bir şey yaklaşıyor çıkmış geliyor ya yani aslında, farkında aslında değilsiniz yani ben hep esasen. öyle diyorum yani şöyle bir şey hani uzun bir ip var bir lastik ve Hı -hı. oradan ip kesilmiş bize doğru böyle kamçı geliyor ama biz farkında değiliz yani gülüyoruz sonra şak diye bize vuruyor gibi bir durum evet, söz konusu. şimdi kısmı. biraz daha detaylı girelim. E, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı e, Abdullah Çavuşoğlu'nun Twitter mesajlarıyla paylaştığı e, açıklamalar var ama oraya gelmeden evvel çünkü sizi itham ettiği, sizi yanlış bilgi vermekle suçladı. fakat siz e, mahkemede de ifade ettiniz galiba hı hı. bu böcek, önünüze gelen böcekte enteresan bazı noktalara dikkat çekiyorsunuz mesela diyorsunuz ki anlatır mısınız biraz yani bu iş böyle olmaz işte onun lambası yanmaz, sönmez, o böceği oradan çıkarmaları hataydı, niye onu orada tespit etmediler vesaire gibi. Teknik olarak bu işleri de biraz e, elektromanyetik e, alanında, işte komünikasyon anlamında bir uzmanlığınız olduğu için de söylüyorum. Alıcılar, vericiler vesaire gibi kolay ihtisasını yapmışsınız, ya. alanınız. Yani bu... E, bu iş böyle olmaz gibi bir itirazlarınız var, anlatır mısınız? İşte onu e, avukatımla yaptığım değerlendirmelerde tabi biz davaya hazırlanırken avukatımla oldukça uzun çalıştık. Hani e, gerek iddia gerekse hani ben de ona tabi e, popüler bir dille bu olayların nasıl olduğunu ne yapılması gerektiğini anlattığım için anlatmıştım. Hı -hı. Duruşma esnasında ben hani çok aktif olmayı düşünmüyordum açıkçası ama Hı -hı. E, çok fazla e, aktif olmayı düşünmüyordum ama sonra avukatım sordu dedik ya hani bu böcek cihazı Size parçalı olarak gelmiş hani sökülmüş. Sökülmesi doğru mudur değil midir diye bana sordular. Ben de o zaman dedim ki yani aslında böyle bir böcek cihazını hani ben bulsam o cihazı oradan sökmem. Hı hı. Dediğim şu pasifize ederim. Oradan yanlış veya e, önemsiz doğru bilgiler yayarım. Karşı hı. tarafı dinleyen tarafı bulmaya çalışırım. Bakın şimdi böyle, o bir RF yayın yapıyor. İşte diyelim ki çapı 300 metre 400 metre yayın yapıyor. Evet Bir yere bir kişi e, bir grup insan... Bir yere onun karşı tarafına bu verici ise alıcısını yerleştirmiş. Evet. Ayrıca BTK raporlarında görüyoruz ki bu cihaz uzaktan kumandalı. Yani uzaktan açılabiliyor, kapatılabiliyor falan. E bir yerde yerleşmiş insanlar var. Ve sizi bunlar o bilgileri sürekli alıyorlar, dinliyorlar. Oradan yayın yapmaya devam edeceksiniz ki bu kişinin kulağından yakalayabilirsiniz. Mahkemede öyle demiştim. Kulağından yakalayabilirsiniz. Yani sizin şimdi şu odanızı yan taraftan biri dinliyor olsa... Size hop ben dinleniyorum namussuz adam deseniz adam kaçar. Ama... Hani hep filmlerde vardır ya birisi konuşuyor, öbürkü arkadan dolanır, yakalar adam. Hani klasik hep böyle filmlerde vardır o sahnedir hatırlarsınız herhalde. Hı hı. Aynı şekilde mesela e, bunu örnekleyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'nda e, Almanlarla işte İngilizlerin, Amerikaların, Polonyaların bir istihbarat oyunu vardır. Biliyorsunuz Almanların Enigma diye bir kripto cihazı var. Hı hı. O dönemin en güçlü kripto filmi cihazı. Çekildi, evet filmi de filmi çekildi. Var. Hatta en son yeni bir versiyonu daha tekrar çekildi o filmin. E, şu anda e, yurt dışında sinemalarda oynuyor. Yakında Türkiye'de vizyona girecek. E, fakat İngilizler, işte Amerikalılar ve Polonyalılar birlikte bu cihazı çözüyorlar. Hı hı. Yani oradan giden bütün mesajları aslında çözebiliyorlar. Fakat çözdüklerini hiçbir şekilde Almanlar hissettirmiyorlar. Birçok gemi batıyor, şeyler bombalanıyor. Ama hissettirmiyorlar. Neden? Çünkü bu bir istihbarat oyunu. Hissettirirseniz adam kullanmaz onu. Çalışırken yapıyor bunu Tabii sizler. çalışırken yapıyor. Şimdi yani şimdi burada de... siz o böceği sökerseniz aslında sizin bir şeyiniz var. Yani ucu yakala mısınız? çekiyorsunuz, çorap sökü gibi gelecek. Hı -hı. Ama siz onu kesiyorsanız çorap söküyor, gitti. olarak diye. bana da garip gelen gazetecilik dışında bir iki konu var. Gazetecilik açısında da özellikle polis adliyeci arkadaşların bu konuda merak etmesi ve o konuda en azından e, sorgulaması gereken konulardır. Ben de serde elektroniklikle olduğu için bilirim. Yani Hem teknik lisede hem de üniversite boyutu itibariyle. Önünüze bir çoklu priz geldiğinde yani mesela benim ilk sorguladığım konulardan biri şu. Başbakanlık ofisi gibi modern bir ofiste ya da modern olması gereken bir ofiste çoklu prizin ne işi var? Diye benim ilk sorum budur. İki, çoklu priz var diyelim ki. Hani uzatma kablosu priz yani öyle düşünelim. Biz evlerimizde falan kullanırız ama başbakanlıkta bunu çok yakıştırmazsınız. Diyelim ki var. Çoklu priz gibi bir düzenek önünüze geldiğinde orada bir ne vardır? Orada bir mikrofon vardır. Bir de verici vardır. Elektronik evet. olarak bu böyledir. Peki siz o mikrofon ve vericiyle ne yapacaksınız? Yani bunun nerede nasıl üretildiğinin... Yani o bir mikrofondur. Ve bir vericidir. Ve sökülüp gelmiş. Enerji alıp da vermiyor. Bir, bir içinde pil de yok galiba bilmiyorum. Pil var mı? Ya pil yok. Ha, pil şimdi de zaten yok. az önce söylediğiniz o biraz, beyefendi... Ha, şimdi biraz açalım. Ha. Pil de yok içinde. Evet. Yani o cihazla sen neyi toplamışsın, neyi dağıtmışsın ne bir mikrofonla ne de bir vericiyle önüne koyup da mikroskobun da altına koysan bir şey bulamazsın. O cihazlar yani o çoklu prizden de bir şey çıkmaz, o böcekten de bir şey çıkmaz, o e, mikrofondan da bir şey çıkmaz. Elektronik olarak bu böyledir esasen. Dediğiniz gibi o oradan sökülmek suretiyle esasen kopartılmış. Keşke orada takılı kalsaydı da izi sürülebilseydi dediniz. E tabi o çok önemli bir nokta. Aksel de e, ucunu bulamazsınız. Yani o ip ucunu aslında yapmak demek. Yani akıllı bir istihbaratçı bunu yapmaz. Tabi ben oradaki hangi odada kullanılmış, kim bulmuş, nasıl bulmuş bilmiyorum. Yani birazcık Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunu okudum. Hı hı. Oradan bazı bilgilerim Peki. var. İşte bir de mahkemede e, görevli olan e, polisleri dinledim. Evet. Ee, hepsi benden önce orada ifade verdikleri için orada da çok bilgi öğrendim yani o mekan hakkında neler varmış. E, bayağı bir bilgi edinmiş oldum onlar sayesinde. Ee, mesela Abdullah Çavuşoğlu, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı mevcut, şimdiki Başkan Yardımcısı diyor ki Hasan Palaz raporunu değiştir yoksa senin için iyi olmaz dediler diyor. Twitter mesajlarından okuyorum. Açık mesajlar Hı -hı. bunlar. Palaz ve raporu yazan elektronikçi e, rapor silikon yaşı tespiti Hı -hı. diye bir tweet atmış. E, sonra devamında Böcek sökülürse kanıt yok olur, zayıf sinyal verdirip hedef yakalanmalıydı. Sözünüze atfen 2011'de konan böceğin pili ne zaman biter söylese ya diye de bir sual yöneltmiş. Ya çok tabii şey bir konu bu. Yani beyefendi e, herhalde şeyi bilmiyor yani. Bize gelen böceğin bir pili falan yok. Hı hı. Zaten böceğin çoklu prize yerleştirmesindeki ki amaç onu şebekeden beslemek amacıyla. Hı hı. Evet. Yani o herhalde büyük ihtimalle benim iddiamı çürütmek için hani hani ben diyorum hani sökülmesin. Hani o da o da şunu iddia ediyor, zaten pilli o hani kısa hı hı. sürede pil biterdi zaten. Aslan şey Oğuz'un alanı olmayan bir konuda silikonun ne zaman donduğu raporu yazması zaten suç demiş. Siz ya zaten öyle, onu beraber çalıştırız ekimi hani, yaptığını söylediniz. Tabii tabii. yani bir ekip olarak yaptık. Artı bir bu hani bir kişilik raporu değil. Yani ben bunu mahkemede söylediğim polislik ifademde de söyledim. Yani bir teknik destek çalışması. Mesela bizim şu güneydeki bir uçağımız düşürüldü biliyorsunuz. O zaman hı hı. da bize teknik destek için geldiler. Birçok konuda teknik destek, devletin kurumları bize gelir yani. Hı hı. Yani bizim her zaman yaptığımız bir iş bu. Ama bir bilirkişilik olsa o zaman şudur. Yani bu diyelim ki hızlıca bir e, mahkeme intikal etseydi konu. Hı hı. O zaman mahkeme bizden bir bilir kişi isterdi. Biz de konunun uzmanı 3-5 kişinin ismini verirdik. Mahkeme içinden bir kişiyi seçerdi, görevlendirdi. O kişi rapor hazırlardı. O kişi rapordan sorumlu olurdu. Bakın burada önemli bir fark var. Rapordan sorumlu o. imza yatan kişi olurdu. Bilir kişi odur ama biz burada kurumsal olarak bir cevap verdik. Arkasında bir kurum var yani. Hı hı. Kurumsal destek veriyoruz yani. Üst yazıyı ben imzalıyorum, raporu çalışan arkadaşımız, raporu derleyen arkadaşımız imzaladı. Ama şimdi buradaki söyledikleri şey çok saçma çünkü çalışma yapan arkadaş orada zaten. Peki. Başbakanlık teftiş kuruluna gitmiş, nasıl yaptığını vermiş. Daha sonra Başbakanlık teftiş kurulu bu raporu büyük ihtimalle beğenmediği için o raporu almış götürmüş. Top Üniversitesi'nden bir hocaya vermiş, oradan da görüş almış bakın. Oradaki hoca da diyor ki toptaki hoca bu yapılan çalışma çok bilimsel mantıklı bir çalışmadır diyor yani. Hı hı. Yani çalışma yapan kişi de belli. Fakat bunlar tabii beni e, hedef göstermek için her şeyde üzerime saldırıyorlar. Yani burada biraz biz günah keçisiyiz. Biraz sanki biraz da öyle ben de anlamaya çalışıyorum. Teknik olarak da bakmaya çalışıyorum. Bir yıl kadar evvel açıkçası Mart 2014'te e, bu ekranlarda Ali Fuat Yılmazer'le ki o İstanbul Eski İstihbarat Şube Müdürü'dür. Bir program yaptık. Daha doğrusu 3 program üst üste yaptık. Kendisi şu anda Silivri'de tutuklu. Ona bu böcek konusunu sormuştum. Böcek konusu bu kadar gündemde değildi. Ara ara böyle gündeme geliyordu veya başbakan beni de dinlediler. Ofisime böcek yerleştirdiler, yerleştirdiler dediği zaman konuşuluyordu. Onu sormuştum Ali Fuat Yılmaz'a. Yani bu böcek olayı nedir? Yani bu emniyetin kullandığı bir şey midir? Çünkü bu konuda polisler yargılanıyor şu anda. O dedi ki, enteresan bir şey söylemişti. Böcek, emniyetin kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde herhangi bir telekomünikasyon imkanı yoksa... ...yalıtılmış hücre evleri, elektrik yok, dışarıdan bir irtibat yok, telefon yok... ...giriş çıkış tamamen kontrol altında, hatta böyle bir kalkan falan da konulmuş olabilir yansıtıcılar ya da işte efendim bazı engelleyici şeyler konulmuş olabilir bu derece teknolojiden uzak tutulan hücre evlerinde özellikle terör örgütlerinin hücre evlerinde teknolojinin elektriğin hiçbir şeyin sokulmadığı hücre evlerinde e, girilir bir biçimde oraya bırakılır ve ondan sonra o böcek unutulur böcek ancak böyle hücre evleri dinlenebilsin takip edilebilsin diye emniyetin kullandığı bir şeydir. Ve oraya o böcek konduktan sonra bir daha o böcek oradan alınmaz, oraya konulur ve orada artık unutulur evet. demiş idi. Bugün modern ofislerde veya bir başbakanlık söz konusu ise veya başka bir şey orada zaten dedi demiş idi her şey mikrofon, her şey bir alıcı. Evet. Önünüzdeki iPad'de, cebinizdeki telefonda, duvarda asılı olan tele, televizyonda, önünüzdeki bilgisayarda her yerde bir mikrofon, her yerde bir hoparlör var. Elektronikçiler bilirler hoparlör sadece ses vermez aynı zamanda alır da alıcıdır da Doğru. Ee, bu da ayrıca bir bilgi olsun Doğru. hoparlör olan her yerde bile bu yapılabilir ee, ve bir elektronik elektromanyetik ortamda yaşıyorsanız siz ofislerde bu elektromanyetik ortamda sizin ayrıca oraya bir böcek koymanıza gerek yok her türlü enstrümanla takmışsanız isterseniz orayı dinlersiniz evet. demişti. Ben de onu hiç unutmadım. O dönem bu konular çok gündemde değildi ama şimdi yeri geldi konuşalım. O açıdan bu başbakanlıkta bir çoklu prizin içine yerleştirilen böcek konusu da enteresan bir konu. Bilmiyorum bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla tabii şimdi ben işin hani teknolojik boyutuna hakimim. Hani operasyonel evet. yönünü bilmiyorum tabii. Evet. Hani bunun operasyonel yönünde bir görev olup çalışmadığım için teknolojik Hı -hı. boyutunu da biliyorum. Ama tabii dediğim gibi yani istihbaratta kullanılan Artık herkesin cebinde bir cep telefonu var. Hı hı. Herkes bir kredi kartı kullanıyor. Yani çok basit olarak mesela Amerika'da yapılan bir çalışma, e, özür dilerim Almanya'da yapılmış bir çalışma. Yani e, sizin cep telefonundaki bilgilerinizle konum, görüşme bilgilerinizle kredi kart bilgileriniz birleştirildiğinde aslında o kişinin ne olduğu her şeyle ortaya çıkıyor yani. Hı hı. Siz kimlerle görüşüyorsunuz, ne zaman görüştünüz, nereye gittiniz, ne harcadınız, ne alıyorsunuz, alışkanlıklarınız hepsi çıkıyor aslında. Doğrudur yani. Çünkü teknoloji geliştikçe istihbari yöntemler gelişiyor. İşte internet var, artık herkesin de evinde dediğiniz gibi bilgisayar var ama bir de cebimizde bilgisayar var. Sürekli bir cep telefonu herkes taşıyor ve insanlar akıllı cep telefonu taşıyor. <laughs> evet. Her türlü üzerine yazılım çalışabiliyor. İşte konum bilginiz ortada, üzerinde mikrofon var dediğiniz gibi. Her yani, anımız takipte. Yani, yani. böcek cihazınızı cebinde taşıyorsunuz. Bu da bir gerçek yani bunu evet. inkar etmemek lazım. Evet e, siz. E, e, Abdullah Çavuşoğlu'nun e, bazı açıklamalarına cevap verdiniz. Yani böcek sökülürse kanıt yok olur. Zayıf sinyal verdirip hedef yakalanmalıydı e, tezinize. Böceğin pili ne zaman biterse söyleseydi dediniz. Böceğin pili yoktu zaten. Böcek şebekeden besleniyordu galiba. Bize gelen düzenek itibariyle. Öyle tabii. Diyeceğim. Zaten onun için oraya konuyoruz. <laughs> <laughs> evet. Bir de e, size bir sual yöneltiyor. Diyor ki işte siz biraz evvel bahsettiniz Amerika seyahatinizden. Bu Amerika seyahatinizde işte Pensilvanya'ya gittiğiniz iddiası var. <laughs> o da, o da e, sıkça soruluyor. Buna ne dersiniz? Yani şimdi e, cevap vereyim. Aslında çok e, yani komik bir soru da size cevap vereyim. Evet. Aslında bu seyahati organize eden, koordine eden MIT'tir. Sayın MIT müsteşarımız Hakan Fidan Bey, e, bir Türk'ün sahip olduğu bir şirketler grubu var Amerika'da. Sierra Nevada diye. E, bunlar uzay, yurt güvenliği... Ee, ve sinyal ispatı konusunda çalışan şirketleri var. Hı hı. Kendisiyle falan görüşmüş. Bunların çok güzel çalışmalar yaptığını, bu yeni yapmayı planladığımız projelerde bunlarla faydalanabileceğimizi, işbirliği yapabileceğimizi düşündüğü için e, bu firmayı incelememizi istemişti. Ben hatta Kasım başı veya Ekim sonuydu Sayın Müsteşar'ı ziyaret etmiştim. Ee, MIT ekibinin gelip gelmeme konusunda sıkıntı vardı. O zaman da kendisini yetmiştim. O da ben onları hemen görevlendireceğim, olurlarını çıkaracağım. Size katılacaklar demişti. Onlar istemişti yani. Onların koordinasyonunda onlar planlamışlardı. Bizden de TÜBİTAK'tan da işte dediğim gibi uzay, yurt güvenliği elektronik ispat konusunda çalışan 5 tane enstitümüzden 12 arkadaşımız için olur çıkardık. Fakat bir arkadaşımız Amerikan vizesi zamanında yetişmediği için 11 kişi gittik bu 12 kişi olduğunu iddia ediyor. Aslında 11 kişi gittik. Oradan hı hı. başlayalım. Evet. Biz e, tarihleri de vereyim. Ben onları çıkardım. E, Türk Hava Yolları'yla gittik. Çünkü Türk Hava Yolları'ndaki hesabımdan baktım. Hı hı. 8 Aralık 2013'te biz İstanbul'dan yola çıkmışız. E, direkt e, biz önce Chicago'ya gittik. Chicago'dan aktarma yaparak e, Denver Havaalanı'nda MIT ekibiyle buluştuk. Ayrıca Sierra Nevada'nın Türkiye'de bir firması var. Hı hı. Oradan da iki tane üst düzey yönetici geldi. Bir tanesi genel müdürü, diğeri de Tahmin ediyorum e, pazarlama direktörü veya satış direktörü olabilir. İsimlerini hatırlamıyorum beyefendilerin. Denver Havalı'nda buluştuk. Bir minibüs kiralamışlar. Bizi minibüse aldılar. Otellerimize gittik. Otelde yattık. Hatta Denver Havalı'na vardığımızda gece saat 2 falandı. Otele gittiğimizde sabah 4'e yaklaşıyordu. Yani check-in yaptık falan. Yani 2-3 saat uyudu Kahvaltıdan sonra bizi tekrar aynı minibüste, işte Miteki ekibiyle birlikte alıyorlardı, aldılar. Denver'da bizi 2 gün... Onların şirketlerinde yaptıkları çalışmaları, briefingleri alarak, sorular sorarak inceledik. Yani 9'unda oradaydık, 9-10'da Denver'daydık hep birlikte. Yani akşam da e, tabii ki firma bizi ağırlıyordu, yemek yiyorduk. Geç saate kadar oturuyorduk. Sonra da bizi tekrar şeye bırakıyorlardı, otelimize bırakıyorlardı. Denver'da son gün akşam da, salı akşam da galiba hep birlikte alışverişe gittik yani. Yani ben oradan bir tane de telefon şarjı cihazı almıştım, arabam için oradan hatırlıyorum. Hep birlikte evet. alışverişe gitmiştik bayağı bir arkadaşlar elektronik alışveriş yapmak istiyorlar, O yüzden alışverişe gitmiştik. Daha sonra çarşamba günü, yani o zaman ne oluyor? 9-10. 11'inde de Denver'dan Washington DC'ye geldik. Çünkü Washington DC'de de firmaları vardı. Hep birlikte aynı uçakla uçtuk bakın. Hı hı. Yani MIT heyetinde 4 veya 5 kişi var tam hatırlamıyorum. Biz 11 kişiyiz. İki de firmanın Türkiye'deki genel müdürü. Türkiye'de firması var çünkü beyefendinin. Bir de onun direktörü. Hı hı. Oradan Washington DC'ye gittik. Gene bizi havaalanında karşıladılar. Gene büyük bir minibüs kiralamışlar. Onunla bizi otellerimize bıraktılar. Öbür gün sabah gene otelden hep birlikte kahvaltıdan sonra çıkıldı. bizi gene başka bir tesislerine götürdüler. Orayı gezdik. Aynı şekilde e, galiba Perşembe akşamıydı. Hep birlikte bir Washington DC'de gene bir mola gittik alışverişe. Çünkü herkes bir şeyler almak istiyordu. Çocuklarına e hatıra evet. falan. İşte molda vakit geçirdik bir hep birlikte akşamda. Hani yemekten sonra. Tekrar otellere döndük geç saatte. Cuma günü gene aynı şekilde. Biz hatta Cuma günü tahmin ediyorum sabah otelden çıkarken bavullarımızı aldık diye hatırlıyorum. Emin değilim de. Arabaya yerleştirdik yani müdümse. Akşam e, şirketin sahibi Fatih Bey bize bir akşam yemeği verdi gene Washington DC'de. Hatta akşam yemeğine giderken yolda bir tane Apple Store vardı. Cihaz almak isteyenler vardı ben. Demiştim bakın son fırsat buradan alın arkadaşlar. Hı hı. Yoksa kaçırırsınız. Ya. Hatta arkadaşlar Apple Store'da fotoğraflarını çekmiştim. Oradaki alışveriş yaptılar. Yemeği yedik. Ondan sonra e, MIT görevlerini otele bıraktık. Biz TÜBİTAK ekibi olarak direkt Washington DC'deki havaalanına gidip oradan Türk ile geri döndük. Yani cumartesi günü biz Türkiye'deydik. Şimdi yani o e, Amerika haritasına baktığımızda böyle bir programda hani oradan kalkıp Pensilvanya ne kadar uzaklıkta bilmiyorum ama Washington DC'ye yani 3-4 saat olsa gerek. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani bunu söyleyen kişinin hani gitsin mit görevlerine sorsaydı heyette bulunan onlar gerçeği anlatırdı kendisine. Anlatabiliyor tabii evet, yani veya kadar Tübitak'tan atmadıkları heyette bulunan hani New York'a 2-3 saat uzaklıkta olduğunu biliyorum Pennsylvania'nın. Yani e, Washington DC daha güneyde yani. Hı -hı. Çünkü New York'a yarısı uçakla bir saatten bir saat civarında sürüyor bildiğim Hı -hı. kadarıyla Washington DC arası. Yani e, bu çok komik bir itham. Yani bu tamamen insanları dile programı karalamak verdiniz, diyor, diyorsunuz. Ha, ben, ki ben şimdi detaylı anlatıyorum ki herkes hang, anlasın istiyorum. Yani hangi arada Pensilvanya'ya gitmiş yani, olabilirim Yani hani, diyorsunuz. hani evet. zaten bizim hani e, böyle mekan değiştirilme yeteneğimiz olsaydı e, oraya gidip yapmazdık buradan evet, yapardık. Böyle bir espride de yapayım var. yani. Yani pizzacıya gider gibi gidilmiyor yani. Yani olacak ciddi şey değil yani. Var. Yani şimdi ben gazetelere bakıyorum. Yani bunu iddia eden insanlar hep oradaymış. Hı Hani bunu söyleyeyim yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Fotoğraf çektirmişler. Şimdi bize böyle bir şey söylemeye kalkıyorlar. Evet. Yani sizin fotoğraflarınız var, şey yapmışsınız, hediyeleşmişsiniz. Yani hani çok detayına girmek istemiyorum ama yani söylettik diyorlar beni de o yüzden söylüyorum yani. Peki. Yani 5 gün boyunca birlikte olduğumuz insanlar var. MİT heyeti var. Ayrıca bu heyete katılan dediğim gibi arkadaşlar var. TÜBİTAK'tan atılmadıysa çağırsa birini sorsa anlatırdı zaten yani. Evet. Ve orada tutulan toplantı katılım evrakları belgelerimiz var. Yani hani toplantıda bulunmuşuz orada, katılmışız, imzalamışız yani. Yani bu iddialar çok şey. Yani tamamen bana karşı bir e, garezleri var. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu e, kendilerini şey yapmak için benim üzerime sürekli geliyorlar. Böyle her şeyde yani benim üzerime gelmeye çalışıyorlar. Yani böyle yani diyecek bir söz bulamıyorum. Yani ne diyeyim işte anlattım herhalde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Anlıyorum. E, o arada Ali Fuat Yılmazer, biz bunu konuşurken e, İstanbul İstihbarat Şubesi Müdürü eski, şu anda Silivri'de tutuklu. E, böceği kim koyduysa o bulmuştur demişti. Ben onu unuttum söylemeyi. Bu da önemli. Böceği kim koymuşsa o bulmuştur. E, lafı önemli. Çünkü e, bu dava devam ediyor. Belki soruşturma sürüyor ya da işte duruşma safahatında yeni bilgiler çıkacak. Savcılık bakacak. Ee, bu sizin de bahsettiğiniz çerçevede çoklu prizde bulunan düzenek, silikona işte yerleştirilmiş şey, silikonla sabitlenmiş hmm. mikrofon ve verici sistemi vesaire, şebekeden elektrik alır biçimde filan. Ee, orada bir takım şeyler var. Gerçi bu sizin alanınıza girmiyor ama siz dediniz ki o orada tutulmalıydı. Oradan e sinyal gönderilip nereye sinyal gidiyor? Bu ne kadar süreyle kullanılmış? Alıcı kim? Verici ha, kim? Hayır bir de oradan bilgide basarsınız. Yani evet. önemsiz olmayan bilgi basarsınız. Önemsiz bu olmayan... mesela bir gazeteden sızar. Bir yurt dışındaki bir devletten sızar. Evet. Onun ucunu yakalarsınız. Yani ha, bu bilgi, işler evet, böyle olur. Evet. Yani. Bir bilgi basarsınız. O bir yerden sızar. Sızar ve tabii. Evet. Oradan ucunu bulursunuz. Iz ucunu tabii. bulursunuz. Bu yapılmadı. Tabii. Keşke sökülmeseydi dediniz. O biraz da böceği kim koymuşsa o bulmuştur. Şeyini de deliller açısından mahkemenin değerlendireceği deliller açısından da e, polisler yok. MIT görevlileri ve Başbakanlık danışmanı var. Onlar söküyorlar, size gönderiyorlar filan. Olay bitip gitmiş 2 3 sene sonra bir soruşturma başlıyor. Evet. Olay yeri açısından da son derece sıkıntılı konular var. Onun altını bir kere daha çizelim. Yani, yani olay, orada ben bir ekleme de yapayım, olay Evet. Olay yeri inceleme diye bir şey yok esasen. Çok doğru. Öyle bir şey yapılmamış. Zaten e, mahkemede e, diğer polisin avukatları bunu dile getirdiler. Yani bunu bir adli vakaya dönüşmediği, parmak izi, biyolojik, işte, DNA gibi örneklerin alınmadığı evet. konusunda dile getirdiler. Onu, onu diğer ilginç bir nokta da, mahkemede ben o bilgileri tabii ilk defa öğrendim. Yani Hangi bilgileri? E, Başbakanımızın çalışma ofislerinde sabit Cemriler varmış. He. Oradaki bir polis arkadaşı ifadesini verdi ve o Cemrilerin bakımından sorumlu bir arkadaş ifade verdi polis orada. Diyor ki bu sabit cebirler çalıştığı zaman diyor full band, diyor. Yani böceğin falan yayın yapması mümkün değil diyor. Doğru. Başbakan geldiği anda diyor o çalıştırılırdı diyor. Zaten Hı -hı. diyor çok şikayet gelirdi bize. İnsanlar cep telefonla konuşamazlardı. Doğru. Biz de onları sabit telefona yönlendirdik diyor. O ilginç bilgi ben orada öğrendim ilk defa. Tabii, Böyle tabii. bir şey olduğunu bilmiyordum. Tabii tabii. Ee, bu Başbakanlık Tetikçilik Kurulu raporunda da geçmiyordu. O yüzden orada o bilgiyi edindim. Yani onu bırakın Ankara'da yaşayan vatandaşların bir çilesidir mobil jammer'lar falan var. Diyelim evet. ki bir e, devlet adamının konvoyu geçerken geçtiği güzergah boyunca cep komünikasyonu kesilir. Her türlü komünikasyon, iletişim kesilir. Ya da bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün kenarından geçerken ya da Başbakanlıktan şey yaparken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin orada dolanırken neyse gider yani kaç defa insanlar konuşma kesilir. Tekrar aramak zorunda falan hissederler. Bir süre telefon şeye düşer, boşluğa evet, düşer. Evet, Böyle evet. şeyleri Ankara'lılar çok iyi bilir, yaşarlar yani. O bahsettiğiniz konu da enteresan. Evet, orada sabit cemur vardı. Tabi. Oradan bir böceğin yayın yapması imkansızdı tabii, diyor. Tabi tabi tabii. Yani cep telefonu çalışmıyor ki böcek yayın yapsın yani full band <laughs> spektrum karıştırıyor diyor. Full band diyor. spektrum. Tabi tabi. Evet. Tabi tabii. Tabii, tabi. Yani jammer dediğimiz aslında işte yayın yapılmasını engelliyor. Şimdi biliyorsunuz camilerde evet. falan da kullanılıyor. O şekilde anlatılın belki daha yanlar seyirciler. Hı hı. Hani camilerde ibadet rahatsız olmasın diye telefonlar çalışmıyor. Telefonlar ötmesin diye. Ya evet. onun yani. gibi e, ee, bütün bant karıştırıldığı için sizin orada herhangi bir sinyal yayın yapıp böceğin yayın yapıp karşı tarafın dinlemesi mümkün değil. Orada ilginç bir eklemeyi de başka bir avukat daha yaptı. Dedi ki efendim dedi benim e, müvekkilim dedi kimiydi bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda ismini. Zaten orada full bant çemir olduğunu bütün o tesisi biliyor dedi. Kamera olduğunu kapılarda hı hı. full bant çemir olduğunu dedi. Yani benim müvekkilim oraya böcek yerleştirmede e, e, şeyse dedi Şüpheliyse dedi. Hı hı. O mekana giren başka insanlar da olmuş. Yani benim müvekkilim bu durumu bilirken oraya böcek yerleşme şüpheliyse o mekanın tesisatını, güvenliğini bilmeyen kişi kesin o yapmıştır dedi. Siz benim müvekkilim şüpheli yapıyorsunuz ama oranın hiçbir imkanını, koruma sistemini bilmeyen insanlar girip çıkmış. Böyle girmişler. yarım saat kalan insanlar varmış. Hı hı. Savcı mesela bey bunları hiç sorgulamamış. Hı hı. O avukat arkadaşlar bunu sorguladı. Yani bence haklıydı. Güzel bir şey yapmıştı. Katkı yapmıştı yani. Çok enteresan. Ee, ya yani bu böcek olayının anlaşılması lazım. Ee, sizinle konuştukça Twitter mesajları da böyle ee, insanlar hayret içerisinde. Ya ben içerisinde... bu böcekten çok çektim. Hoşuma <laughs> <laughs> geldiyse böcekten geldi yani. Evet. İfadeler ifadeler var. Mesela ekipler kameralarla girip araştırma yapıyorlar, polisler bulamıyorlar ama Milli İstihbarattan bir ekip geliyor, eliyle koymuş gibi buluyor falan gibi. Orasını İf... bilmiyorum tabii. Evet. Onları ben seyretmedim yani. Ee, şeyler de var. Ya belki bir, mahkemede bir, serletirlerse onları evet, da o bilgilerle erişmiş olacağım ifadeler de var. Ee, böceği bulan koymuştur lafı dolaşıma girmiş çok onu e, ifade eden şeyler var. Çamurat izi kalsın diye bir mesaj yazmışlar. Ee, sanki iş buraya gidiyor filan anlamında. Eee Sizinle ilgili bir takım iddialar da var. Dilerseniz oraya girmek istiyorum. Yeri gelirse böcek konusuna tekrar döneriz. Zaten böcek merkezli gidiyoruz biz şu anda. Böcek davası çok sıcak bir dava olduğu için iddialar çok ciddi ama e, bu iddiaların altındaki gerekçelere, delillere bakıyoruz. İşte konuştuğumuz gibi konular. E, sizinle ilgili basında ve özellikle hükümete yakın medyada yüzlerce haber çıktı. Ve evet, siz bu haberlerin Doğru. E, ben çoğunu okudum. Ee, hepsi birbirine benzer haberlerdi. Bu haberlerden bir bölümünde mesela sizin e, talimatlara aykırı olarak e, 150 kadar personel başlattığınız ve orada bir kadrolaşmaya gittiğiniz iddiası var. Ne cevap vereceksiniz? Yani öyle bir şey yok aslında. Şöyle söyleyeyim. TÜBİTAK kanununa bakıldığında e, bizim iki türlü personelimiz vardır. Bir kadrolu personelimiz vardır. Bir de hı hı. projelerden sözleşmeli aldığımız personelimiz vardır. Bu sözleşmeli personelin ee, i̇şe alım yetkisi tamamen şeydedir Eğer ee, araştırma merkezi ise Araştırma merkezi başkanı da enstitü müdürü ise Enstitü müdüründedir hı hı. Ama biz ona rağmen bu kişileri alırken TÜBİTAK başkanına CV'lerini gösterip sözlü onay alıyorduk Bir dönem yazılı alıyorduk Bizzat e, bakanlık müfettişleri Buna karşı çıktılar Dediler ki TÜBİTAK başkanına sen e, Bu araştırma merkezi başkanı ve enstitü müdürlerinin Hakkını gasp ediyorsun böyle bir şey yapamazsın Dediler bir rapor tuttular ve biz bunu sözlü olarak alıyorduk. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani Ocak, e, 2014 Ocak başı gibiydi. Bakanlık bir genelge yayınladı. Orada kastedilen şey o. İşte hı hı. hiç kimseyi alamazsınız diye. Hı hı. Halbuki bizdeki iş, e, iş alım süreçleri şöyle. Bakın insanı siz bir günde alıp işe başlatmıyorsunuz ki. Binlerce CV toplanıyor. O CV'ler içinden hangi grupların, hangi e, projelerin insan ihtiyaçları çıkarılıyor. O ihtiyaçların profilleri çıkarılıyor. Onlar insan kaynakları departmanına veriliyor. İnsan kaynakları o e, CV'lerle e, istenen profilleri eşleştiriyor, adayları çıkarıyor. O adaylara e, iki kere mülakat yapılıyor. Hem teknik hem idari mülakatlar yapılıyor. Ve o mülakatlar sonucu insanlar seçiliyor. Siz diyorsunuz ki işe başlayabilirsiniz. Şimdi düşünün bak insan bir yerde çalışıyor. İşe başladın dediğinizde normal hani bir 45 gün zaten kendi eski iş yerinde çalışması gerekiyor. Hani karşı taraf izin vermez. E başka bir şehirde çalışıyorsa evini taşıması gerekiyor. Unutabiliyor muyum? Taşınacak, gelecek ondan sonra işe başlıyor. Bir süre geçiyor. Yani o süreç sürekli olan bir süreç. Bunun üzerine biz ben bunu bakanlık e, müfettişlerine de bir soruşturma açılmıştı. Ben işten atıldıktan sonra o zaman da cevap vermiştim. Yani biz bunu TÜBİTAK Başkanı'na danıştık ne yapalım diye. Demişti ki süreçleri bitenleri işe başlatın, hı hı. süreçleri bitmeyenleri başlatmayın ve yeni süreç başlatmayın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hı hı. adam istifa etmiş, siz demişsiniz ki işe başlayabilirsin. E ne yapacaksınız? Bunu başlatmazsanız ne olacak? Adam işinden istifa etmiş, evini taşımış ama 1 Ocak'tan önce gelememiş. Hı hı. Ve onunla da sözleşmeyi işte o civarlarda imzalıyorsunuz. Ne yapacaksınız? işe başlatmasanız tam bir eziyet. Anlatabiliyor muyum? Ve bunun olurunu aldık. Ha, gerçi daha sonra TÜBİTAK Başkanı omurgalı bir duruş... göstermeyip e, farklı bir ifade vermiştir. Farklı mesela ama e, aynı şekilde Marmara Araştırma Merkezi'nde de aynı uygulama yürümüştür. Çünkü e, bizim kampüste genel sekreter yardımcılığı vardı ve oraya bağlı insan kaynakları departmanı bu işleri yürüttü. Yani. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani benim hiçbir şekilde kanunlara, yönetmeliklere ayrı, aykırı hiçbir işlemim yoktur yani. Peki. Usulsüz prim dağıttığınız iddiası. Ya bakın o da e, mantıksız bir şey. Sayıştay 2012 yılındaydı tahmin ediyorum. Bu konuda e, Sayıştay'dan gelen arkadaşlar itirazları oldu. İşte Sayıştay bir soruşturma açtı falan. İşte herhalde 10 gün önceydi bana cevabı geldi. Sayıştay'dan mesela uygun oldu görülmüş. Aslında biz yönetmelik kapsamında hepsini yaptık. Yani daha önce de yıllardan beri TÜBİTAK'ta devam eden bir sistem var. Hı hı. Ama nedir? TÜBİTAK yönetmelikte bazı şeyler muallak yazılmış. Net değil. Hı hı. Ama Belli yani muallak ifadelerden ne anlaşıldığı belli. Ama yazan kişi onu net yazamamış. Ve o yönetmelikler öyle kaldığı için bazı insanlar farklı anlamaya çalışıyor ama uygulama öyle değil ve biz o uygulamaların aynısını devam ettirdik. Yani hiçbir farklı yeni bir uygulama getirmedik. E zaten sayıştay daha sonra bizi haklı gördü. Evet. Yalan makinesi üzerine çalışmayı düşündü mü diye bir soru gelmiş size. Çok yalan konuş olduğunu düşünüyor herhalde seyircimiz. Peki bir de e, şu konu vardı ki o biraz unutuldu. E, TÜBİTAK yönetimi değiştikten sonra e, bu tapeleri, daha doğrusu tape yazıya dökülmüş hali, evet. montaj denilen ses kayıtları, e, özellikle başbakanla oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kaydı TÜBİTAK'a gönderildi. Tabi TÜBİTAK üst yönetimi değiştikten ve kadrolar yenilendikten sonra TÜBİTAK hece hece montaj diye bir <laughs> e, rapor e, verdi. <laughs> O zaman hatta bu rapordan evvel bakan Fikri Işık şey demişti, ben hissediyorum bu montaj demişti. Daha evet. hiçbir inceleme yokken bu eleştirilmişti. Nasıl hissetmiş bir araştırma vesaire olmadan diye. Sonra TÜBİTAK'da gerekli dizayn gerçekleştikten sonra TÜBİTAK'tan hece, hece montaj diye Aynı bakanın hissettiği gibi bir e, rapor çıktı. Bu konuda neler söylersiniz? O raporu ben sosyal medyadan bütün sayfalarını buldum. Okudum. Evet. Hatta işte bu mayıs mıydı, Haziran başı olabilir. O dönemdeydi herhalde, değil mi? Evet. 2014'tü. Doğru. Ben, Benim birçok gazeteci aradı. Hı hı. Ben de onun üzerine o e, YouTube'daydı o biliyorsunuz ses kayıtları YouTube'dan Doğru. onları alıp e, açık kaynak bir yazılım var. Onla inceledim. Baktım hı hı. yani ne olduğuna. Yani onların montaj olması mümkün değil. Ben o zaman da söyledim. Yani o kadar tabii doğal şeyler ki montaj olması mümkün değil. Ben hatta o zaman şöyle bir benzetme yapmıştım. Bakın yani o şekilde araya kelime koyup o duyguları hissi verebilecek bir montaj yapsanız onu zaten Hollywood kullanır. Yani hece hece montaj yapılsa tabii, diyorsunuz. yapılabilse ve tamamen insan onun ee, doğal olduğunu kanabilse bunu bu böyle bir teknolojiniz olsa bunu Hollywood kullanır. Bakın şöyle örneklendirelim. O dönemde hatta Cumhuriyet Gazetesi de bunu haber yapmıştı. Bayağı bir e, konuşuldu. Hı hı. Şimdi Hollywood ne yapıyor? Eskiden e, nasıl yapıyordu? İşte Walt Disney değil mi? Çizgi filmler elle çiziliyordu. Sonra Doğru. onlar hareketlendiriliyordu falan. Yani, ama daha sonra nasıl oldu? Yani Teknoloji gelişti. bir saniyelik e, Tabii, bir şeydeki... Binlerce kare çiziliyordu. E, evet. E, en az 20 kare çiziliyordu ki orada bir saniyelik hareket edebilirsin. Sonra animasyon teknolojisi oldu. İşte Hı -hı. ne yapıyorsunuz? Bilgisayarda oluşturuyorsunuz. Yani ama e, bazı insanlar üzerine işte hareket sensörü yerleştirip onların hareketlerini evet. alıp bilgisayara aktarıyorsunuz. Ve bilgisayarda bunun üzerine bir vücut yüz giydirip işte farklı böyle değişik yaratıklar işte avatarlar oluşturup Hı -hı. onları hareketlerle giriyorsunuz ve film üretiyorsunuz. Hı -hı. Bakın. Hollywood görsel olan her şeyi bilgisayarda yapabiliyor artık. Filmi bilgisayarda üretiyor. Sadece insanlar bunun senaryosunu yazıyor. Fakat sese gelince ne yapıyor? İşte İngilizce seslendirme için gene seslendirme sanatçılarını çağırıyor. Bunu seslendiriyor. İşte Türkiye gelince Türkiye'deki insanlara da davet ediyorlar seslendirmecileri, seslendirme sanatçıları bunu seslendiriyor. Ya böyle bir teknoloji olsa Hollywood bunu oturduğu yerden bilgisayarda İngilizcesini, Almancasını, işte Türkçesini oluşturur bütün ülkelere. O dilde yollar. Niye seslendirme sanatçıları uğraşsın? Yani böyle bir teknoloji yok dünyada. Ve orada ben o raporda öne sürülen gerekçeyi çok komik buluyorum. Analizini yaptım. Yani e, biliyorum çok komik bir gerekçe. Yani şöyle söyleyeyim size e, o gerekçeyi lisans eğitimi almış bir kişi öne süremez yani. Bakın bu, burada çok iddialı bir şey söylüyorum. Lisans eğitimi almış bir kişi öne süremez. Ya lisans eğitimi almamıştır ya da Manipülasyon yapıyordur diyebilirim yani. Peki. Çok basit bir gerekçe yani. Peki. Ee, yani onu Daha sonra teknik çalışmasını e, büyük ihtimalle yayınlayabilirim de. Ama hı. çok şey yani, zayıf bir rapor yani. Onu söyleyebilirim. O zaman da söylemiştim zaten. Çok zayıf bir rapor olduğunu. En sona bıraktım. Onu konuşalım. Kriptolu telefonlar konusu. E, bu TÜBİTAK'la ilgili e, iddialar söz konusu olduğunda kriptolu telefonlar da e, gündeme geliyor ve başbakan meydanlarda sıkça bunu söyledi. Daha doğrusu şimdiki Cumhurbaşkanı dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan dedi ki benim, benim kriptolu telefonlarımı da dinlediler. Evet. E, ben emniyet yetkilileriyle programlarda yaptığım, programlarda gerçekleştirdiğim söyleşilerde hep sordum. Hep bunu söylediler. Emniyetin böyle bir dinleme kapasitesi yok. Yani daha doğrusu Zaten on binlerce, yüz binlerce dinleme kapasitesi olmadığı gibi aynı anda yürüyen soruşturmalarda 2500 kişinin adli dinleme yapılabildiğini söylediler. Ama o da normal iletişim vasıtaları yani cep telefonu veya sabit hatlar gibi. E, kriptolu dinleme telefonu dinleme teknolojisinin emniyette olmadığı ifade edildi. E, bu e, Abdullah Çavuşoğlu'nun size yönelttiği sorularda da var. Evet. Kriptolu telefonların dinlenmesiyle ilgili, özellikle bu Milcep projesiyle ilgili olarak, TÜBİTAK evet. tarafından e, devlet yetkililerine dağıtılan e, telefonların dinlenmesiyle ilgili de iddialar var. Son olarak bu konuda neler söylersiniz? Şimdi ben e, Ulusal Elektronik Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'nde 2006 Ağustos'a kadar çalıştım. E, o dönemde e, bu kripto cep telefonu projesi başlamamıştı. Sadece bazı üst düzey tasarımları, alt blokların tasarımları yapılıyordu ben 2006 Ağustos'ta istifa edip ayrıldıktan sonra bu projeye başlayıp ve ürünleşmiş. daha sonra ben de duymuştum işte Milcep K1 çıkmış. Silahlı kuvvetlere belli miktarda verilmiş ve yoğun olarak kullanılmış. İşte tahmin ediyorum herhalde 2008 başı gibi kullanıma girmiş. Hı hı. Yani o proje, asıl proje dönüşüp oluşturulduğunda devrede ben TÜBİTAK'ta değildim açıkçası. Hı, hı. Ha benim eski çalıştığım grup yapmıştı bu işi ama ben TÜBİTAK'ta çalışmıyordum. Özel sektördeydim. Evet. 2011'in işte sonunda döndüğümde de Artık siz 2006-2011 sonuna kadar TÜBİTAK'ta yoktunuz bunun tabii, altını tabii. bir kere 5 daha sene çizelim. tabii. yoktum ben yani o TÜBİTAK'ta. O süreçte geliştirilen bir projedir bu tabii diyorsunuz. Tabii o süreçte geliştirilen bir proje 2011 sonunda döndüğümde de proje yeniden işte K1'deki eksiklere binaen K2 geliştirilmiş. Ama Hı -hı. işte mekanik kutusu eksik falan böyle. Ben o zaman arkadaşlara bunun daha hızlı bir şekilde bitirilmesini, K2'nin daha kullanışlı olacağını çünkü K1'den şikayetler var işte pilinden, şuyundan, buyundan. Çünkü biliyorsunuz bir ürün kullanıma girince aslında eksiklerini anlıyorsun sahada. O an önce götürmesi için destek verdim arkadaşlara. Artı ben orada zaten şöyle söyleyeyim. Ben o bilgemde o dönemdeyken yani 1500'e yakın insan çalışıyor. Yüzlerce proje var. Yani o projelerin Hı -hı. detaylarına girmem bilmem mümkün değil. Hı -hı. Yani benim eski grubuma bile ben ilk işte göreve başladığımda 2-3 kere laboratuvarına uğramışımdır. Bir daha uğramamışımdır. Yani benim muhatabım aslında en stü, üst düzey yöneticileridir. Yani proje yöneticileri bile, bile benim pek muhatabım olmazdı. Çünkü zamanım yok yani anlatabiliyor muyum? Ben üst düzey bir yöneticiyim. Ee, ama nedense hep benim üzerime bunu çevirmeye çalışıyorlar hı hı. yani beni hedef göstermeye çalışıyorlar ee, yani bunları detayını benim bilmem mümkün değil ama hı hı. yani tabii ki genel kriptoloji mantığı açısından bilirim neyin nasıl olduğunu nasıl yapılması gerektiğini ama detaylarını benim bilmem sahip olmam haiz olmam mümkün değil Onu ama anlatırız. burada Sizin ne yazık ki ben dışında... hani biraz günah keçisi modundayım evet. yani e, vur abalıya misali anlatabiliyor evet. muyum mi? bir de o... tabii karşı tarafın bir klasik mağdur olma olayı var Anladım. Sürekli kendini mağdur göstermek istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle e, e, bir şey saçmalık var. on da burada ifade edeyim gelmişken. Şimdi bana diyorlar ki işte kripto telefonu dinlemişim ben. Şimdi TÜBİTAN bir dinleme şeyi yok. Hı -hı. İmkanı yok zaten. Evet. Ayrıca bir de montaj yapmışım. İşte ben de diyorum ki bakın dönemin başbakanı, sayın başbakan, şu anki cumhurbaşkanı, sayın cumhurbaşkanı ya her gün televizyona çıkıyor, saatlerce konuşuyor. O insandan ses örnekleri alacaksanız Kripto telefon dinlemekle niye uğraşırsınız? Ama şimdi bunlar bütün iddiaları sayıyorlar ki hani full band jammer gibi Hı -hı. her şeyi ortaya koyuyorlar. Ama o zaman çelişkiler ortaya çıkıyor. Ya ben kripto telefonunu hem dinleyip hem niye montaj yapılsın? Öyle bir teknoloji varsa zaten her gün televizyonlara çıkıp her yerde her gün konuşan bir insanın ses kaydı için kripto telefon dinlemesine gerek yok ki. Bakın bunu da burada da söylemiş olayım. Yani o kadar saldırıp o kadar anlamsız şeyler söylüyorlar ki. işte hep örnek verdiğim şey var. Bakın bir gazete beni manşete taşıyor. İşte boğazda bir yalı varmış. Hı hı. Fibro optik altlar oraya geliyormuş bütün fiber optik altlar. işte dalga dalgıçlar var ben oradan dinleme yapıyorum ve ortada kocaman benim bir tane fotoğrafım var bunu mahkemede de ben e, heyet başkanına anlattım yani hı hı. niye mağdur olduğumu e, anlattım yani bu niye e, adalete güvenmediğimi söyledim ama bakın ben adalete güvenmiyorum ama ona rağmen Türk milletinin adına yargılama yaptığı için mahkemelere gidiyorum gerekli bütün bilgileri veriyorum hı hı. yani ben bir şekilde adil yargılamanın olacağını ve hakkın yerini bulacağına inanıyorum. Son bir şimdi iki bakın, dakikamız. Tamam. Ya ben şunu özetleyeyim. Şimdi bakın bu bir gazete haberi. Evet. E ben bunu mahkemeye gidiyorum. Tekzip etmek istiyorum. Olmuyor. Evet. Yani şimdi böyle absürt bir şey var mı? Şimdi soruyorum. Yalı nerede? Fibroptik optik hatlar nerede? Dalgıçlar nerede? Hani şimdi bunlar kendilerini mağdur gösteriyor ya. Mağdur benim ya. Bir seneden beri işsizim. Hakkımda binlerce şey söyleniyor. İşte ben yurt dışına gelen başbakan dedi ki Almanya kaçtı. Evet. Ya bari gittiğim ülkeyi tutturun lütfen ya. Hatta Ramazan'da bunu söyledi büyük ihtimalle. Hani mübarek bir ayda. Belki oruçluydu değildi de bilmiyorum. Akşam vakti miydi iftardan sonra. Ama evet. bakın gittiğim ülkeyi bile tutturamıyor ya. Hani bir iddiada bulunuyorsun. Kaçtı diyor Almanya'ya. Ben Almanya'ya gitmedim. Japonya gittim. Ve döndüm. Ve birçok şey söylüyor hakkımda. Peki. Ee, Almanya nasıl dinliyor diye sormuşlar. Bilir misiniz? Yani hani Almanya'nın ya dinlediği Farklı ortaya yöntemler var tabi evet. dediğiniz gibi. Evet. O istihbari yöntemler farklı. Siz işin teknoloji araştırma falan bölümündesiniz. Ee, böcekle ilgili yaptığınız açıklamalar, günah keçisi yapılmak istiyoruz gibi açıklamalarınız çokça konu e, dolaşıma girmiş ve o konuda da e, size hak veren e, şeyler var, e, tweetler var. Hayvanat Bahçesi Müdürü'nün TÜSİAD'a gelmesi gibi filan şeyleri de sormuşlar. TÜBİTAK mı? Şey TÜBİTAK özür dilerim. TÜSİAD nereden çıktı? Gerçi o da gündemde ama tü, TÜ ikisi de aynı evet. şekilde başlıyor. O konuda neler düşünür, neler Vallahi söyler tabii diyorlar. ben bir şey diyemem. En zamanlı ben... bir şey daha çıktı son dönemde. Taraf gazetesinde Hüseyin Özay'ın haberi. TÜBİTAK'ta tadilat krizi çıktı. İşçi olarak çalışırken bir anda kurumun en etkili ikinci koltuğuna genel sekreterliğe atanan bir isim yeni satın aldığı evi kurum personeline tadilat yaptırdı. Böyle şeylerle de konuşuluyor sizin eski TÜBİTAK başkan yardımcısı olduğunuz. Tabii, üzüntü verici bir şey yani. Ya benim tabii burada üzüldüğüm şu bakın çok önemli bir şey bu. Ee, Türkiye'nin TÜBİTAK çok önemli bir kurum. Orada yetişmiş birçok insan var. Yurt dışından da o dönemde gelen bayağı bir arkadaş oldu. İnsanlar vardı. Bunların bir kısmı geri dönüyor. Hı hı. Büyük bir rahatsızlık var. Ee, ve bazı insanlar, bilim insanları da kolay yetişmiyor. Araştırmacılar kolay yetişmiyor. Ya bu insanlara evet. harcamak o kadar kolay değil. Ben o zaman sizin canlı yayında da bunu söylemiştim. Ya bakın şimdi kriptoji konusundaki insanları hemen lekeliyorsunuz. Elinizde bir kanıt yok. Net bir veriniz yok. Hemen yaftalıyorsunuz. Çok kolay. Yani evet. bunu ağzından çıkması o kadar kolay ki. Ama o insanlar yıllarını vermiş. Şimdi bundan sonra o konularda kim çalışır, kim güvenir. Yarın bugün gene böyle bir üst düzey yöneticinin başına farklı elengirli bir olay gelse, o da aynı iddia yapsa ne olacak? Evet. Hasan Palazlar kolay yetişmiyor ama birilerine eyvallah demedikleri için kolayca harcanıyorlar. Ülkemiz adına yazık demiş Ümit Demir. Tarkan Özsoy tam bir beyefendi Hasan Bey aslanlar gibi iftiraları cevaplıyor. Bu iftiraları atanlar da çıksınlar, konuşsunlar demiş. Teşekkür ediyorlar. Böceği bulanlar böceği koyanlardır e, lafları Twitter'da var. Nazlıcak bunu söyledi diyenler var. Doğru Nazlıcak da söyledi ama bu, bu lafı Alifat Ali Fuat Yılmazer de beni ifade ettiğim biçimde yayında söyledi. Kim koymuşsa o bulmuştur dedi. Hasan Palaz eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok Vallahi teşekkürler. Şöyle ederim. söyleyeyim. Hani biz bir de tabii bu şu anda iktidarda olan insanları bir dönem ben kendim de ben çok farklı partilere oy verdim ama son dönemde bu partiye ben ve ailem de oy verdik. Anlatabiliyor muyum? Niye oy verdik? Çünkü biz bu partinin Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne taşıyacağını, demokrasiyi taşıyacağını, yolsuzluğu yok edeceğini, yeni bir anayasa oluşturacağını inandık. Biliyorsunuz yeni anayasa sözleri var. Nerede yeni yasa? Yok. Biz şu anda kandırıldık. Anlatabiliyor muyum? Kullanıldık ve bize her türlü şey atılıyor, leke atılıyor benim ve aileme. Linç edildik yani. Yani nerede hak, hukuk, muhafazakarlık, dindarlık, yani bu soruların cevabı çok acı verici. yani Beni en çok o yıkıyor. Anlatabiliyor muyum? O güven ezilmesi o insanı çok yıkıyor yani. Bakın o ilk ses kayıtları internete düştüğünde, ben onları ilk ses kayıtlarını internetten dinledim tabii herkes gibi. İşte Youtube'a düştü falan, sosyal medyadan falan. Hı hı. Sonra oğlum üniversiteden gelmişti. Bana dedi ki, baba ya ben üniversite başında sana söylüyordum ama sen bana hep şöyle diyordun dedi. Hani bunlar iyi insanlar. Ufak tefek yanlış olanlar olur ama bunlar yapmaz diyordun dedi. Bu ne dedi bana? Ben de o zaman döndüm oğluma dedim ki evet oğlum sen haklısın dedim ya. Ben yanılmışım. O insanlara güvenmişim ama sen haklısın dedim. Geldi bana sarıldı. Oğlum. Ama böyle yani. Peki. Hasan Palas, TÜBİTAK eski başkan yardımcısı. Geldiniz, katıldınız ve içtenlikle sorularımıza cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Bir böcek soruşturması özelinde götürmeye çalıştık işi ama sizin alanınız çok geniş. Pek çok konuda bilgi ve malumat sahibisiniz. Yeri gelir gene sizi davet ederiz. Tabii. Ve sizin engin deneyiminizden ve e, kültürünüzden, bilginizden yararlanırız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Böylelikle bir merkez siyaseti daha sonlandırıyoruz. Hoşça kalın. İyi geceler.